Arkadaşlar kazanım 112'ye geçiyoruz. AC 6'ymış. Şurası. Sonra BC 7. Burası. Ve BF 4'tür diyor. Şu. Tamam. Ve bize neyi soruyor? Büyük bir ihtimal AD'yi soruyor. Aynen. Ben AD'ye de H diyeceğim. Şöyle yapalım. Tabanı 6 görürsek, buna ait yüksekliği de 4 görürsek, alanımız 6 çarpı 4 bölü 2'dir. Veya tabanımızı 7 görürsek, yüksekliği de H olarak alırsak, 7 çarpı H bölü 2'ye de eşittir bu alan. Şunlar birbirini götürdü. Herhangi bir sadeleştirme daha fazla çıkmıyor. Yüksekliğimiz 24 bölü 7 çıkıyor ki zaten o da AD'ye eşit. Geçelim. Evet, burada ne yapalım? Şimdi mevzumuz budur. Bir kere 12 sayısı ve burada ne var? 16 sayısı var, değil mi? Bu 4 kere 4. Bu ise 3 kere 4. Demek ki şurası 5 kere 4. Yani 20 birimmiş bunun uzunluğu. Evet. Böyle oldu. Şimdi şu üçgene bakalım. Bak, şuradaki üçgenin alanından gidelim. Bunun tabanını şöyle göreyim. 7 olarak göreyim. Bak, bunu tabanı 7 olarak gördüm. Yüksekliği de bu olarak görüyorum. Şöyle. Evet. Bu durumda alanımız 7 çarpı 12 bölü 2'dir. Şimdi başka bir bakış açısı. Tabanı bu görelim. Yüksekliği de bu görelim. Evet. O da yine o sarı bölgenin alanı verecek. O da 20 çarpı x bölü 2. İkiler birbirini götürdü. Hatta birer tane de 4 silelim buralardan. Burada 3 kaldı. Burada 5 kaldı. 5'i de bunun altına atacağız. 21 bölü 5 elde ediliyor. Ha, bu ondalıklı olarak 2 ile çarparsan 42 bölü 10 olur. 4,2 olarak da şıklarda görünebilir. O yazan kişinin keyfine kalmış. Kamp yapmak için çadır kurmak isteyen bir grup öğrenci şekilde uzunlukları verilen direkleri B ve C uçları zemine, diğer ucları ise A noktasına sabitliyor. Zemindeki B ve C noktaları arasındaki uzaklık 2 kök 13 olduğuna göre çadırı desteklemek için A noktasından zemine dikilmek istenen en kısa direğin boyu kaç metre olmalıdır? Şimdi nasıl bir destekleme işlemidir bu? Bu iki boyutlu bir şey. Hani hayal dünyamız direkt çadır falan deyince sanki burası tepe, bunlar da yere değen iki noktaymış gibi algılıyor ama galiba şöyle bir şey bu. Bilemedim. Ben üç boyutlu görmek istiyorum. Yani olayın gerçekliği de tartışılmalı, değil mi? Şöyle bir paçam diyorum yani. Kamp çadırı olabilir. Mesela şu A olur, burası B olur, burası C olur. Anladığım kadarıyla A'dan bir destek istiyorsun. Yani şuradan da şöyle bir destekten bahsediyor. Bir de bunun en kısa olmasını istiyor. Tam bu düzlemsel bir olay. Evet, 3 boyutu düşünmeyeceğiz. Şimdi kafamı karıştıran bir şey var. Bizim aslında bulmamız gereken şey şu yüksekliğin kendisi. Bunu bulmak için yani şuna Pisagor'una bir bakabilir miyim? Buradaki en büyük şurası zaten de. 4'ün karesi 16. 6'nın karesi 36. Eşit mi acaba? Bunun karesi 4 kere 13'ten 52. Aynen eşit. Yani şurası 90 derece geldi. Tamam. Bundan sonrası çok basit olacak. Çünkü alandan gideceğiz. 2 dikin çarpımının yarısı alandır diyeceğiz. 4 çarpı 6 bölü 2 veya 2 kök 13 çarpı h diyeceğim bölü 2. Evet, şunlar birbirini götürdü. Bunlar da birbirini şöyle götürsün. 2 kalsın. H değerimiz 12 bölü kök 13 oluyor. Kök 13'e de genişletirsek 12 kök 13 bölü 13